Gündem Özel Kanal 26 ekranlarında sürüyor. Programa Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık katıldı. Son günlerde kentte COVID-19'la mücadeleyi ve sağlık alanında yapılan çalışmaları anlattı. Aldıkları sonuçların son zamanlarda iyi olduğunu belirtti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin tıp fakültesinde, mikrobiyoloji dalında ve 7/24 çalışan bir tanı testi. Ben geçen sefer de bununla ilgili biraz bilgi vermiştim sizlere, biliyorsunuz. Evet. Günde 200-250'ye yakın. Komşu ilimize bile 1200'e yakın tanı testi yapılmış. Tabii bu tanı testleri de bu vakaların iyileşmesinde veya ne olduğunda pozitif, negatif, hastanın durumu açısından çok önemli. Burada bir aylık süreçte 7100 tanı testinin 2000 üniversite hastanesinde 4100'ü il geneli yapılmış. 1200'ü de komşu ilimiz var bizim, Bartın'da yapılmış. Bizim hem Bartın hem Karabük eski ilçelerimiz. Bizden ayrıldılar ama yeni illerimiz tabii ki. Evet. Karabük kendi içinde tanı testini halletti. Her ne kadar Zonguldak içinden 2000 çıkarsa da biz bu eski ilçelerimize, yeni illerimize her türlü desteği, ekonomik olsun, sağlık olsun veriyoruz yani. Vermeye de devam ediyoruz. Evet. İşte bir şeyimiz var, bir birlikteliğimiz var. Bugün aldığımız sonuçlar çok iyi yani, morallerdi. Sağlık çalışanları da moralli tabii ki, çok kolay değil. Her türlü ortama kendilerini hazırlayarak yani... Şunu söylüyorlar. En kötü senaryo ne olabilir? Buna bize hazırlıklar ne olabilir? Onu şöyle diyorlar. Yani kapasitemiz var işte. Yoğun bakımda kapasitemiz var. Hastaya yatak kapasitemiz var. Bunun çok aşırısı olması bizleri tabii ki burada çaresizliğe sürükler. Bunu düşünüyorlar ama şu an Nisan'ın 11'i 15'i arasında biraz daha böyle çok. Onları da böyle grafiklerle gösterdiler. Şu an çok iyi bir durumdalar. İyileşen hastayı söylediler. İşte tedavi olan hasta sonuçlarını hepsini verdiler ve olumlular. Tabii burada bundan sonraki süreç çok önemli Muharrem Bey. Evet. Onu söyleyebilirim tabii ki. Yani biz artık şunu gördük burada Zonguldak olarak. Bilmiyorum, Eskişehir'den bakınca Eskişehir'den atın 30 il ve Zonguldak olarak görünüyor ama Zonguldak biraz daha öne çıkıyor. Evet. Ama Zonguldak'ın şu anki durumu bir hayli iyi bir durumdayız. Bu iyi durumda olmamız hem devlet hastanesinin başhekiminden hem de üniversite hastanesinin yine başhekimi dekanından aldık. Hastaların iyileşmesi, entübe hastalarının az olması, yoğun bakım hastalarının tedaviye cevap vermesi. Ama bu süreçte bunun devam edeceğini söylüyorlar. Bu yazı biz bununla geçireceğiz gibi görünüyor. Kızılay Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy da programa katıldı. Kızılay'ın Ramazan'da yürüttüğü çalışmalara değindi. Çalışmalarımız az önce belirttiğim gibi yoğun bir şekilde gidiyor. Vatandaşlarımız tabii ki Ramazan'ın gelmesiyle istek, yardım artarken bir o kadar bu maneviyatın artmasıyla beraber bize gelen destek de artıyor. Bizler aynı şekilde WhatsApp iletişim hattımızdan gelen çağrılara, adreslere, iletişim bilgilerine dayanarak o ihtiyacı olduğunu belirlediğimiz vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz yardımlarımızı. Sayın Başkan, şu anda da ekranlarda var. Yeter ki inan buna diye bir sloganınızla Kızılay'ın yardım kampanyası ile ilgili. Dertler paylaştıkça bitecek, yeter ki inan buna. Evet. Biz şimdi bu koronavirüsle mücadelede vatandaşlarımıza yardımın dışında gene KYK yurtlarında kalan vatandaşlarımızın yemeklerinin sağlanması devam ediyor. Daha sonra da Ramazan'ın başlamasıyla beraber vatandaşlarımıza biz geçtiğimiz yıl görevi ilk devraldığımız zaman bir uygulama başlatmıştık. Evlere sıcak iftarlık ve sahurluk yollamıştık. Bu Ramazan'da da aynı programa başlattık. Aynı planımız devam ediyor. İftara belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, 65 yaş üstü tek başına yaşayan, evden çıkamayan ve akrabası da olmayan vatandaşlarımız belirlendi. Bu vatandaşlarımıza biz her gün sıcak iftarlık ve sahurluk olmak üzere ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Eğitimsel Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan programa katıldı. Eğitimciler olarak bu süreçte uzaktan eğitimin üzerinde duruluyor, bu bir öğretim metodudur dedi. Türkiye'de ve açıkçası dünyada uzun zamandır böyle bir pandemiyle karşı karşıya kalmadık. Tabii. Açıkçası hazırlıksız da yakalandı insanlık buna. Biz eğitimciler olarak da gerçekten bu süreçte şunun üzerinde en çok duruldu. Uzaktan eğitim. İsterseniz birkaç cümleyle bunu düzeltmekte yarar var. Buyurun. Bu bir süreci değil. Bakanımız da ısrarla açıkladı. Bu bir eğitim değil. Bu bir öğretim metodu. Bunu vurgulamak lazım. Biz de
baktığımız zaman eğitim emekçileri olarak bu konuda gerçekten fedakarca hareket ettik. Şöyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Türkiye'de altyapı yetersizliği karşımıza çıktı. Çünkü bakanımızın yine istatistiklerinden hareket edeyim. Şu anda öğrencilerimizin ancak ve ancak %70'inde, %75'inde internet bağlantısı. Evet. Ve diğer tarafta baktığımızda televizyon olmadığı evler var. Ve aynı şekilde 3-4 öğrencinin biz bu süreç içerisinde baktığımız zaman yani hem şey açısından, işimiz açısından tabii ki etkilendik.